Merhabalar, 4 bölümlük yeni bir seriyle karşınızdayız. Audi Quattro'nun 40. yılı şerefine 40 yıl boyuncaki macerasında geride kalan 4 tane 10 yılı farklı başlıklarla ele alacağız. Ben Caner Öler, Serhan Acar'la beraber sizlere bu yolculukta eşlik etmeye çalışacağız. İlk bölümümüzün konsepti de Inception, başlangıç. 40 yıllık macera 1980'lerde başlıyor ve Audi, Dünya Rally Şampiyonası'na 4 çekerli araç kavramını sokarak bu kavramı Dünya rally tarihinde ve rally tarihinde değişimini aslında bir anlamda başlangıcı oluyor. Yani bu araç dedik işte 1980'lerden 3. kahramanımız da aslında bizle beraber olacak bu bölümlerde. 1980'lerden Michel Mouton'la Fabrizio Pons'un kullandığı, co-pilotu Pons'un kullandığı bu meşhur Audi Quattro deyip sana buradan sözü bırakayım. Evet, bir Audi kullanıcısı olarak Audi'nin tarihinde bir yolculuk yapacağız bu 4 bölümlük seride. Ki bu benim için çok keyifli bir şey. Çünkü Audi her zaman otomobil yarışlarına çok önem vermiş bir marka. Teknoloji ile gelişimi kendisine motto olarak belirlemiş ve aslında ürettiği otomobillerin her noktasında yarışlardan gelen teknolojiyi, Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını yansıtmış bir marka. Kökleri 100 yıldan daha geriye gidiyor. 1930'larda Grand Prix yarışlanıp Auto Union, o siyah beyaz belgesellerden başlayan bir markanın yarışlarla beraber gelişimi. Bizim gibi normal yol kullanıcıları için en önemli olan noktalarından birisi Quattro, yani 4 tekerlekten çekiş teknolojisi. Senin de bahsettiğin gibi 80'lerde Dünya Rally Şampiyonası'nın gelişmeye başladığı bir 10 yıllık dönem aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda askeri araçlarda kullanılmaya başlanan 4 çeker, yani 4 tekerlekte birden motor gücünün yola aktarılması teknolojisi günlük yol otomobillerinde veya yarış otomobillerinde çok fazla kullanılmıyor 80'lere kadar. Ta ki Audi Quattro teknolojisini icat edene, geliştirene, daha doğrusu yollara, yol otomobillerine ve rally otomobillerine uygulayana kadar yanımızdaki çok kıymetli konumuz, gerçekten duruşu bile heyecan verici bir otomobil. Rally dünyasının gidişatını tamamen değiştiren bir otomobil oldu. O günden bugüne bütün dünya rally şampiyonluğunu kazanan otomobiller 4 çeker olarak devam etti. Neredeyse 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hannu Mikola gibi, Stig Blomqvist gibi, Walter Röhrl gibi dünya rally şampiyonları bu otomobil, yani bunun S1 versiyonu ve işte 4 tekerlekten çekiş teknolojisini sonuna kadar kullanarak rally dünyasını sonsuza kadar değiştirdiler. Ve o günün yansımaları aslında bugüne kadar, 2020'lere kadar aynen büyük bir keyife devam etti. Daha öncesinde çok öngörülemeyen bir şey anladığım kadarıyla, değil mi? Yani 4 çeker bir aracın rally şampiyonasında olması veya rally aracına dönüşmesi. Başlangıç diyoruz ya da değişim diyoruz. Bu değişim mantalitesi sonuçta spor tarihine baktığınızda bugün herkes işte NBA maçlarını ya da basketbol maçlarını izlediğinizde üçlük kullanmayan takım yadırganıyor. Ama bundan 35 yıl, 40 yıl önce üçlük çizgisi dediğimiz çizgi yok. Sanırım Quattro'nun rally'e girmesiyle de bu bağdaşıyor diye düşünüyorum. Şu aslında çok doğru bir yerden yakaladın. Normalde 4 tekerlekten çekiş teknolojisini sağlam şekilde üretebilmek ve bunu sorunsuz şekilde yola aktarabilmek hakikaten çok zor. Çünkü normal şartlarda mekanik bir sistemde bu otomobilin üzerine çok fazla ekstra ağırlık demek. Yani tek bir diferansiyelle normalde önden ve arkadan çekişli otomobili kullanabilirken siz 4 tekerlekten çekiş sistemine geçtiğinizde önde, arkada ve ön arka arasındaki dağılımı yapmak üzere ortada bir diferansiyele ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla hem otomobilin ağırlığı çok artıyor, hem bu bahsettiğim çok farklı hani bölümlerin bir arada çalışmasını sağlamak zor. Ama tabii müthiş bir avantaj sağlıyor çünkü eğer sistemi düzgün kullanabilirseniz aslında 4 tekerlekteki çekişi en ideal şekilde yola aktarabiliyorsunuz. Yani performans anlamında 4 tekerlekten çekişin ötesinde bir şey yok dünyada. Ama tabii ağırlık dezavantajı da beraber değerlendirmek lazım. O açıdan hani bu aslında Audi'nin başlattığı cesurca bir hamle. Bugüne kadar da dönem içerisinde çok gelişerek ilerleyen ve artık hani bizim normalde bir Quattro otomobiliyle yağmurlu bir virajda hayatımızı kolaylaştıran, sürüşümüzü çok daha ileriye götüren, güvenliğimizi arttıran bir teknoloji. Bir yandan da o dönemde spor tarihinde 80'ler bazı şeylerin başlangıcı dedik ve 80'ler sporunu konuşurken tabii ki Jordan'ın draftından da bahsetmek lazım. Inception noktası olarak bütün o dalgalanmayı, yani zaman makinesi de herhalde geriye gitmek istese birisi ki muhtemelen ona Portland Trailblazers genel menajeri olur. Yani Sam Bowie yerine Michael Jordan'ı seçme anlamında 2 numaradan Sam Bowie seçiliyor biliyorsun. Ve tarihte bütün akış değişiyor. Bugünlerde The Last Dance belgeseliyle tekrar konuşup tekrar zamanda yolculuk yaptığımız Jordan hikayesinin herhalde, spor tarihi hikayesinin herhalde en önemli noktalarından bir tanesi Jordan'ın draft seçimi. Aslında içinde bulunduğu sporun ötesine geçen bir isim. Ben o açıdan hani tarihin en büyüklerinden birisi midir diye hep tartışılıyor şu an. LeBron James'le işte karşılaştırıyor. Formula 1'de de benzer şekilde Mia Schumacher
işte sporun ötesine geçip dünyaya tanıttı. O da bugün Hamilton'la karşılaştırıyor modern zamandaki halefiyle beraber. Ama herhalde biraz daha romantik fanlar olarak biz hep eski zamanları daha sempatik buluyoruz belki. Hani belki ilk defa karşımıza böyle büyük sporcular çıktığı için. Fakat 80'ler deyince hakikaten yani Jordan'ın sahneye çıkması, NBA'in aynı zamanda dünya sahnesine çıkması demek. Senin benden çok daha iyi bildiğin gibi. Bizim NBA ile tanışmamız demek aslında çocuklar olarak. Bir de yani televizyon yayınları başladığı için ki yani bütün sporlar için geçerli bu. 80'lerde daha çok hani etkili olmaya ve dünyanın başka yerlerine ulaşmaya başlıyor televizyon yayınları. Zaten NBA'in de büyümesinde hem Jordan'ın hem Larry Bird'ın, Magic Johnson'ın o yıldız figürlerin, bireysel yıldızların parlamasının yanında bu bireysel yıldızların televizyonuna bir yerlere ulaşması da tabii ki görüntü olarak çok çok önemli. Ama oradan aslında biraz bireylere dönmek istiyorum. Bu bireyselliğin içerisinde tabii ki evet de 1988 Seul'de Naim Süleymanoğlu'nun performansı herhalde bütün hani biz çocuktuk ama bütün nesilleri fazlaca Türkiye'de etkileyen ve bir anda spor anlamında farklı bir dalgalanma yaratan bir olaydı. Evet, Naim Süleymanoğlu gerçekten hani ülkeyi ayağa kaldırdı. Hem geliş hikayesiyle ki Sokrates derginin ilk sayısında müthiş bir hikaye var. Yani ajan filmi gibi onu mutlaka herkes bir şekilde okusun. Atan Altınordu'nu hazırladı. Şahane bir dosya var gerçekten de. Hani insan okurken bile heyecanlanıyordu. Naim Süleymanoğlu aslında önce hani içinde bulunduğu ülkeye, Bulgaristan'a, ondan sonra dünyaya meydan okudu. Audin'de Quattro'yla beraber 80'lerde meydan okuduğu müthiş bir hikaye var. Aslında bir reklam filmi gibi görse de gerçek bir hikaye bu. Bir kayakla atlama pistine en aşağıdan başlayıp yukarı doğru tırmanması var 1986'da. O zamanın Almanya Rally Şampiyonu Harald Diemott oraya tırmanıyor ve bulutları ve gökyüzünü, hani dünyanın ötesinde atmosferi görerek tırmanıyor. Bu arada tabii yine Quattro'yla beraber Walter Röhl'ün Pikes Peak, meşhur dünyanın en korkutucu tırmanma yarışında rekor zamanla 10.47 ile 10 dakika 47 saniye ile kazandığı bir galibiyet var ve Quattro deyince aslında akla gelen ilk isimlerden birisi Michel Mouton. Biz birkaç hafta evvel kendisini Marmaris'te Dünya Rally Şampiyonası'nda ağırladık. Uluslararası Federasyon'un güvenlik delegesi olarak geliyor Michel Mouton. Onun gelişiyle beraber rally'ler biraz daha 80'lere döndü konsept olarak. Daha zorlu, daha kırıcı, daha uzun hale gelmeye başladı. Ben de Michel Mouton'la hani onları ağırlamak adına federasyon genel sekreteri olarak yan yana bir yemek yedim. Yani başka konuklar da var ama ben kendimi öyle ayardık Michel Mouton'un yanına oturacak şekilde. Hani gerçekten gelmiş geçmiş dünyanın en hızlı kadınlarından birisinden bahsediyoruz. Dünya Rally Şampiyonası ikinciliği var. 4 defa Dünya Rally Şampiyonası yarışı kazanmış bir isim. Gerçek bir yaşayan efsane. Aslında eşitliğin bu kadar konuşulduğu bir dönemde çok önemli. Yani 80'lerde o eşitlik hakkını almış bir kadın sporcudan bahsediyoruz. Hatta evet. İki kadın sporcu. Hatta pilotuyla beraber. Aynen öyle. Motorsporların diğer dallarında da bu kadar üst düzey bir yere çıkıp hani erkeklerle beraber aynı ortamda yarışıp şampiyonluk kazanmış başka bir isim de yok onun için. Michel Mouton gerçekten bir efsane. Hatta arkamızdaki otomobili Marmaris'e de getirmişti. Audi Türkiye ve otelin girişinde vardı. Hani aslında gerçek sahibiyle beraber Quattro romantik ve nostaljik bir buluşma yaşamış oldu. Ya 80'lerin tabii bizde jenerasyon olarak çok yarattığı romantizm var işte. Bazen sosyal medyada da böyle hafif dalga geçiliyor bununla. Bir yandan buna şu an işte kullandığımız akıllı telefonlar, akıllı tabletlerin aslında kökeni olan Macintosh'ları göstersen herhalde bu nedir diye bakarlar hani bilgisayar olarak çünkü gözükecek kadar da yani o kadar da algısı artık bu yeni nesil için farklı durumda bilgisayarların. Ve hani 80'lerin sonu düşünüyorum. Benim için herhalde en acayip şey ki seninle de konuştuğumuz için biliyorum. Commodore 64'lerin oyun teyplerinin değil mi? O 80'ler sonunda her mahallede bulunan bir bilgisayarcı vardı ve gidip kafa temizleme yapılırdı. Ya evet, şimdiki gençlere söylesek inanmazlar. Oyun yüklemeye gitmek için cihazını götürmen gerekiyordu. Kaseti söküp götürüyorsun adamı. Çünkü başka türlü kafayı evet. Tutturamıyorsun. Tornavidayla ayar yapıyorsun. Hakikaten şu anda bir aplikasyon yüklemek için akıllı telefonunu telefoncuya götürmene benziyor. Gerçekten dünya böyleydi. Ama hakikaten 80'ler bütün dünyanın gidişatını değiştiren önemli 10 yıllık dönemlerden bir tanesi oldu. Peki bu kadar bahsetmişken senin 80'ler deyince son olarak böyle ya şundan bahsetmeden geçmek istemiyorum dediğin bir şey var mı? Vallahi herhalde Kara Şimşek diyeceğim. Çocukluğumuzun en merkezindeki otomobil olarak evet. Ve dizi olarak Knight Industries 2000. Yıllar sonra açılımını öğrendiğinde bayağı şaşırmıştı adamlar. Ben de, ben de. Adamlar bayağı düşünmüşler falan diye. Aynen. Müthiş bir kahramandır orada konuşur. Aynen. Yani kitteki bir sürü teknoloji bugün hayata geçti aslında. Audi otomobillerinin de çoğunda var. Hani o zamanki hayal olan teknolojiler gerçek oldu artık bizim gibi insanların kullanabildiği şekilde. Bir yandan da müzik dünyası var. İşte thrash müziğin ben çok severim. Yükseldiği dönem, Iron Maiden'in, Metallica'nın sahneye çıktığı dönem. O açıdan hani 80'lerden günümüze dünya tabii ki çok değişti. Ama Quattro teknolojisi de evrimleşerek, gelişerek, değişerek bugüne kadar geldi ve
hayatımıza değer katmaya, otomobil dünyasında önde gelen teknolojilerden birisi olmaya devam ediyor Quattro'da. Peki 80'ler üstüne insanlar belgeseller yapıyor ve saatler sürüyor, 10 bölümlük belgeseller yapıyor. Biz bir sürede toparlamaya çalıştık burada elimizden geldiğince. Ama 80'ler başlangıç dedik, bir şeyler başladı, tabii ki devam edecek. Audi Quattro 40 yıllık yolculukta ilk bölümün sonuna geliyoruz. Tekrar ikinci bölümde, sonraki bölümlerde görüşmek üzere.